Merhaba arkadaşlar. Özel görelilik dersimizin 9.sunu yapacağız. Bugün Noether teoremini anlatacağım size. Noether teoremi. M'i Noether. ...1915'li yıllarda matematiksel olarak ispatlanmıştı ve Noether teoremi diye meşhur olmuştu arkadaşlar. Bu Noether teoremi şunu söyler. Fiziksel bir sisteme ait bir simetri varsa bunu takip eden hemen bir korunumlu nicelik vardır. Mesela eğer özel bir zaman orijini yoksa eğer, zaman eksenini ötelediğimiz zaman fiziksel sistemimiz değişmiyorsa burada enerji korunur. Zaman öteleme simetrisine karşılık gelen korunumlu nicelik enerji olmuş olur. Eğer uzay olarak ekseni ötelediğimiz zaman fiziksel sistemimiz değişmiyorsa bu bir simetridir. Bu simetriyi takip eden korunumlu nicelik lineer momentum olur. Eğer koordinat eksenimizi döndürdüğümüzde fiziksel sistemimiz değişmiyorsa burada da dönme simetrisi vardır ve açısal momentum korunur gibi. Şimdi bunu matematiksel olarak somut bir şekilde ortaya koyan kişi Noether'dir. Onun Noether teoremi diye geçer. Ona bakacağız bugün. Klasik mekanik içerisinde tabii ki bunu göreceğiz ama özel görelilik teorisi içerisinde bunu göreceğiz. Ancak klasik mekanik dersi yaparken Noether teoreminden bahsetmemiştim ben. Hep aklımda da bahsedeceğim diye fırsat olmamıştı. Önce çok kısa bir şekilde klasik mekanik versiyonu yani parçacıklar için simetri ve korunumlu nicelik dersine birazcık girelim. Ondan bahsedeyim. Ondan sonra buradan alana geçiş yapacağız. Ve fiziksel sistemimiz derken arkadaşlar eğer simetri varsa bir koordinat dönüşümü yaptığımızda fiziksel sistemde bir simetri olup olmadığını nereden anlarız? Lagrangien'e bakarak anlarız. Lagrangien değişmiyorsa simetri var demektir. Şimdi mesela biz şöyle bir Lagrangien yazayım. Bu arada arkadaşlar biz Lagrangien'imiz, evet ben şimdi alan teorisine geçtiğim zaman Lagrangien yoğunluğuyla yer değiştiriyor. Eğer şöyle L harfi yazarsak bu Lagrangien olur. Birimi enerji olan niceliktir. Eğer şöyle güzel L şeklinde yaparsak bu Lagrangien yoğunluğu olacak. Bunun birimi enerji bölü hacimdir. Şimdi bir Lagrangien'imiz olsun basit bir şekilde. Sadece kinetik enerjiden oluşsun mesela. 1 bölü 2 m x nokta kare. Bu serbest parçacığa ait Lagrangien. Tek boyutta hareket eden bir parçacığa ait Lagrangien. Şimdi Lagrangien bir kere açıkça zamana bağlı değil. Eğer Lagrangien'imiz zamana açıkça bağlı değilse, içinde t yoksa o zaman zaman ekseni üzerinde öteleme yaptığımız zaman simetri var demektir ve enerji korunur. Ancak bir simetri daha var. Mesela x eksenimizi bir miktar öteleyelim. X artı epsilon. Epsilon burada sadece bir parametre, bir sayı. Böyle bir koordinat dönüşümü yapalım. Yeni Lagrangien'imiz ne olacaktır? Yine aynı olacaktır. L üssü eşittir. Yine L olacaktır. 1 bölü 2 m çarpı x nokta kare. Bakınız koordinat dönüşümü yaptık. Lagrangien değişmedi. Demek ki bir simetri var. Öteleme, uzay öteleme simetrisi var bu Lagrangien'e ait. Çünkü türevi alınırken epsilon türevi sıfır sadece bir sayı. Mesela başka bir Lagrangien. Harmonik sallayıcıyı alalım. Bir potansiyel içerisinde artık hareket eden bir parçacığımız olsun. Lagrangien'imiz kinetik derim. 1 bölü 2 mx nokta kare. Eksi bir de 1 bölü 2 k çarpı x kare. Aynı koordinat dönüşümünü yapalım. Bir kere burada zamana bağlı olmadığı için Lagrangien bir zaman simetrisi var, enerji korunur. Peki uzay simetrisi var mı? Öteleyelim bir miktar. Aynı koordinat dönüşümünü yapalım. Epsilon ve L üssüne bakalım. Kinetik terimimiz aynı kaldı. 1 bölü 2 M çarpı X nokta kare eksi 1 bölü 2 K çarpı x artı epsilonun karesi. Şimdi kinetik terim aynı kaldı ama potansiyel terim değişti. O halde burada uzay öteleme simetrisi yok.
Dolayısıyla lineer momentum burada korunmuyor. Bir simetri yok burada. L üssü eşit değildir. L'dir. Mesela simetri yok. Ama mesela şunu alalım. Başka bir problemi alalım. Birbiriyle böyle arada bir yay ile bağlı iki tane kütlemiz olsun. Şurası x ekseni olsun. Birincinin koordinatı x1. Yay sabitimiz yine k. İkincinin koordinatı x2. Kütleleri de m1 ve m2 olsun. Bu sisteme ait şeyi bakalım. Lagrange'ni yazmaya çalışalım. 1 bölü 2 m1 çarpı x1 nokta kare artı 1 bölü 2 m2 çarpı x2 nokta kare eksi 1 bölü 2 k çarpı. Şimdi şu aradaki uzaklık yay aradaki uzaklığın farkına bağlı. Yani x1 eksi x2'nin karesi. Potansiyel terim. Böyle bir sistemimize ait Lagrangian'imiz bu. Aynı koordinat dönüşümünü yine yapalım. X1, X1 artı epsilon olsun. Bir miktar öteleyelim koordinatımızı. Aynı şeyi X2 için de yapalım. Şimdi bakalım Lagrangian'imiz değişti mi? Bir simetri var mı? L üssü eşittir. Birinci de aynen olacak. Değil mi? İkinci de değişmeyecek. 1 bölü 2 M1 çarpı X1 nokta kare artı 1 bölü 2 M2 çarpı X2 nokta kare eksi 1 bölü 2 K çarpı X1 artı epsilon. Bir de eksi X2 var. Eksi X2 eksi epsilon. Epsilonlar sadeleşir. Yine X1 eksi X2'nin karesi var. Bakın koordinat dönüşümü altında Lagrangian'imiz değişmedi. Dolayısıyla burada da simetri var ve lineer momentum korunur. Şimdi simetri ve korunacaklar parçacıklar için bu şekilde. Peki bunu nasıl ifade edeceğiz? Burada hangi nicelik korunur? Bir simetri varsa korunumlu niceliği ifade eden formülümüz, denklemimiz nedir? Buna şimdi bakalım. Şimdilik evet. Biraz sonra döneceğim burada korunumlu nicelik nasıl bulunur diye. Döneceğim. Şimdi arkadaşlar genel olarak klasik mekanikte, parçacık mekaniğinde bir sistemin Lagrangian'i genelleştirilmiş koordinatlar ve genelleştirilmiş hızlara bağlıdır. Q1, Q2, nokta nokta, Qn, n tane serbestlik derecesine sahip bir sistemi düşünürüz. Q1 nokta, Q2 nokta, nokta nokta, Qn nokta. Bu da genelleştirilmiş hızlarımız olsun. Tabi biz bunu özet olarak şöyle yazıyoruz. Q ve Q nokta. Her defasında Q1, Q2, nokta nokta, Qn ve diğerlerini yazmaktansa basitçe Q ve Q nokta yazarız. Ama aslında kastettiğimiz şey yukarıdakidir. Tek bir koordinat değil, n tane olabilir. İki tane olabilir vesaire. Bunu kastediyoruz. Evet. Şimdi bir koordinat dönüşümü yapalım arkadaşlar. Q Q artı epsilon'a dönüşsün. Eğer bir simetri varsa, baştan kabul ediyoruz. Diyoruz ki bir koordinat dönüşümü yaptığımızda bir simetri varsa Lagrangian değişmemesi lazım. Bu durumda Lagrangian değişimini şöyle ifade ederiz. L artı delta L, Lagrangian'daki değişim. Bu delta Q. Şimdilik buna delta Q diyelim. Delta Q, koordinattaki değişim. Ona epsilon da diyebiliriz, önemli değil. Koordinat dönüşümü böyle yapıldığında Lagrangian'imiz de böyle değişir. Ve eğer simetri varsa, eğer simetri varsa o zaman delta L ne olması lazım? Sıfır olması lazım. Değişmemesi lazım Lagrangian'imiz. O halde biz delta L'yi sıfır yapacak şekilde Lagrangian'i bir miktar bir değiştirelim. Delta L yapalım. Evet, Lagrangian'daki değişim. İki şeye bağlı. Bütün koordinatlara bağlı, bir sürü koordinata bağlı. Dolayısıyla bütün koordinatlar üzerinde toplama işlemi yapacağız. İ tane koordinatımıza bağlı. Q'daki değişim, dolayısıyla L, Q değiştiği için değişir. Q nokta değiştiği için değişir. O halde L'deki değişim, Lagrangian'in Q'ya göre türevi, çarpı Q'daki değişim. Artı Lagrangian'in Q noktaya göre türevi, çarpı
Q noktadaki değişim. Tamam? Bu şekilde. Ve eğer simetri varsa problemimizde bu sıfır olması gerekir. Şimdi arkadaşlar şurayı şöyle de yazabiliriz. Bir daha yazmayacağım ben. Şöyle yapalım. Q nokta dediğimiz dQ bölü del dt'dir, değil mi? dQ bölü dt. Şurası aynı zamanda dQ bölü dt. Dahası burada delta değişim operatörü, d bölü dt türev operatörü. Bunlar komite eden operatörlerdir. Dolayısıyla bunların sıralarını yer değiştirebiliriz. Bunu dolayısıyla şöyle de ifade edebilirim. D bölü dt delta q. Tamam. Evet. Lagrangian'daki değişimi bu şekilde yazdık ve simetri varsa sıfıra eşitledik. Şimdi bakın arkadaşlar. Daha önce Euler-Lagrange denkleminde onu kullanacağım ben şimdi. Euler-Lagrange denklemi bize şunu söyler. D bölü dt Lagrange'nin QE noktaya göre türevi. Burası kanonik momentum olur. QE koordinatına tekabül eden kanonik momentum. Onun da zamana göre türevi eşittir dl bölü dqe'dir. Bu bizim bu hareket denklemleri de Euler-Lagrange denklemi. Eylemi minimize yaptığımız zaman elde ettiğimiz denklem. Şu Lagrange'deki değişimin birinci ifadesini Euler-Lagrange denkleminden okuyarak yerine yazacağım. Şunlar i'ler. I üzerinden toplama işlemi aldığı için şuralara i koymayı unutmayalım. I indisini. Evet. Dediğim gibi şimdi dl bölü dqe'yi şuradan okuyacağız. D bölü dt dl bölü dqe yapacağız. Evet. Lagrange'deki değişim toplam bütün koordinatlar üzerinden toplam işlemi. Birinci ifadede d bölü dt dl bölü del qe nokta bunun türevini aldı. Çarpı delta qe çarpı delta qe artı ikinci terim dl bölü ama evet şöyle bir Lagrange'nin L harfini yazalım. Şurada evet bu bunu şöyle yazalım. Notasyon birliği açısından bunu normal L şeklinde yazalım arkadaşlar. Evet ve ikinci kısmımız. D bölü del QE nokta çarpı D bölü DT delta QE eşittir 0. Şimdi bu ifadeye 2 dakika bakalım. Bu DL bölü DQE nokta zamana göre türevi alınmış çarpı delta QE. Burada DL bölü DQE nokta çarpı delta Q'nin zamana göre türevi. Yani iki tane çarpımın türevi. Birincinin türevi çarpı ikinci artı birinci çarpı ikincinin türevi. Dolayısıyla biz bunu tek bir türev içerisinde ne yapabiliriz? Toplayabiliriz. Şöyle ki D bölü DT DL bölü del QE nokta çarpı delta QE eşittir 0. Tekrar edelim. Bu ifade yukarıdakinin aynısı olur. Çünkü birincinin türevi çarpı ikinci olur. Artı sonra birinci çarpı ikincinin türevi şeklinde yazılır. Bu şekilde olur. Ve zamana göre türevi alınmış bir nicelik var. Burada D bölü DT operatörü toplam sembolünün dışına da yazılabilir. Yani bunu şöyle de yazabileceğimiz gibi şöyle de yazabiliriz. Lineer bir operatördür D bölü DT çünkü. Toplam i üzerinden DL bölü DQE nokta çarpı delta QE eşittir 0. Şimdi arkadaşlar şurası türevi alınmış bir ifade sıfıra eşit. Zamana göre türevi alınmış bir ifade sıfıra eşit. Köşeli parantez içerisindeki ifade. O zaman ne demektir? Eğer zamana göre türevi sıfırsa sabit bir niceliktir bu. Bu korunumlu niceliktir işte. Buna
Genelde büyük Q harfiyle gösterilir. Burada koordinatçeliğimiz simetri varsa eğer, tüm kaç tane koordinatımız varsa koordinatlar üzerinden Lagrangian bölü dQE nokta çarpı delta QE ya da şöyle de yazabiliriz. Şimdi burası nedir? Şurası dL bölü dQE nokta kanonik momentumdur. PI çarpı delta QE. PI çarpı delta QE. Koordinat eksenindeki o değişiklik kısım. İşte bu Nerte teoremidir. Bu Nerte teoreminin özeti bu şekilde yazılır ve simetri varsa korunu niceliğimiz kanonik momentum çarpı delta Q şeklinde ifade edilecektir. Şimdi ben bir önceki problemlerimizde hemen kısaca onlara değinelim. Korunu niceliği bu formülü kullanarak bulalım. Önce burayla ilgili bir sorusu olan var mı buraya kadar? Galiba yok. Bunu zaten kolay burası. Şimdi hemen problemlerime geri döneyim. En başta dersin başında sizlere tanıttığım. Önce serbest parçacığı düşünelim arkadaşlar. Serbest parçacığımız için bir Lagrangian yazmıştık. Dedik ki 1 bölü 2 m çarpı x nokta kare ve koordinat dönüşümümüz x artı epsilon idi. Ve simetri vardır. Simetri varsa korunucelik vardır. Nedir korunucelik? Q eşittir. Tek bir koordinat olduğu için toplam sembolüne gerek yok. Bir koordinat. PI çarpı delta Q'dir. O da şu. PI X P, evet, P çarpı delta Q. Tek bir koordinatımız var. Dolayısıyla kanonik momentum olacak. Lagrangian'ın X noktaya göre türevi. O da M çarpı X nokta. Çarpı bir de epsilon. Ancak burada epsilon sadece bir parametredir. Eğer bu nicelik, asıl koru nicelik burada lineer momentumdur. M çarpı x nokta. Epsilon ile çarptığımız zaman yine korunumludur. Çarpmasak da yine korunumludur. Koru niceliğimiz dolayısıyla şu parantez içindeki ifade olacak. Yani şunu demek istiyorum. Koru niceliğimiz şu arkadaşlar. D bölü dt q eşittir 0. Q dediğim şey şu. D bölü dt m çarpı x nokta çarpı epsilon eşittir 0. Eğer bu ifade 0 ise karşı taraf 0 olduğuna göre epsilona böldüğümüz zaman hala 0 olur. Ve Q dediğim şey arkadaşlar M çarpı X noktadır. Tamam. Diğer örneğimizde şey yoktu. Korunmuyordu. Simetri yoktu ama şu birbirine yayla bağlı sistem için mesela. Onun için korunucelik mesela bakalım. Şurası x1, m1'di. x2, m2. K sabitimiz. Ve Lagrangian'imiz şuydu. 1 bölü 2 m1 çarpı x1 nokta kare artı ikinci parçacığın kinetik enerjisi m2 çarpı x2 nokta kare eksi potansiyel. 1 bölü 2 k çarpı x1 eksi x2'nin karesi ve koordinat dönüşümümüz x1 artı epsilon x2 de yine x2 artı epsilon şeklinde dönüşürse simetri vardır. Dolayısıyla korunucelik vardır. Korunuceliğimiz toplam kaç tane koordinatımız varsa. Şimdi burada iki tane koordinatımız var. Dolayısıyla burası şöyle olacaktır. Şu ifadeden yazalım. dl bölü del x1 nokta çarpı delta x1 artı dl bölü dx2 nokta çarpı delta x2. İşte korunucelik bu. Şu formülden okudum. Yazdım. Ve birinci parçacığın momentumu m1 çarpı x1 nokta çarpı epsilon artı diğeri m2 çarpı x2 nokta çarpı epsilon. Hepsini epsilon parantezine aldık. Epsilon sadece bir parametredir. Korunucelik burada nedir? Toplam momentumdur. Sistemin toplam momentumu korunur. Evet. Kısaca bunlarla ilgili örnekler tabii çözülebilir ama ben daha çok alan teorisinde Nerte teoremini, alan versiyonunu ben anlatmak istiyorum. Bu şekilde bunu anlatmakta
fayda gördüm klasik mekanikte anlatmamıştık. Şimdi değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim alan teoremi versiyonuna. Şimdi biz artık klasik özel görelilik teorisi yapıyoruz. 4 tane koordinatımız var. 3 tanesi uzay. Uzay ve zaman koordinatımız. 3 tane uzay koordinatı, 1 zaman. 4 boyutlu uzaydayız. Koordinat dönüşümlerimizi yaparken hepsini düşüneceğiz. Ben şimdi şöyle bir koordinat dönüşümü düşüneceğim arkadaşlar. X mü artık bileşenleri, sıfırıncı bileşeni, zaman vesaire onu biliyorsunuz. Şöyle bir koordinat dönüşümü yaptığımızda x mü artı delta x mü. Ve az sonra delta x mü'ye mesela bir parametre verelim. X mü artı alfa mü olsun. Burada alfa mü x koordinatındaki değişim, bir koordinat dönüşümü yaptım. Uzay ve zaman koordinatı dönüşümü yaptık. Delta x mü'ye de sadece alfa mü dedim. Böyle bir dönüşüm yaptığımız zaman bu sefer Lagrangian yoğunluğu oluyor artık. Çünkü alan teorisinde Lagrangian dediğimiz şey bütün uzay üzerinden integre ettiğimiz zaman Lagrangian'ı elde etmiş oluruz. Ve Lagrangian yoğunluğumuz bir miktar değişir. L artı delta L olur. Şimdi diyoruz ki aynı mantığı burada da kullanıyoruz. Eğer bir simetri varsa delta L sıfır olacaktır. Bu sefer bizim Lagrangian yoğunluğumuz kimlere bağlı? Alana bağlı ve alanın türevlerine bağlı. Delta phi. Burada tabi burası zamana göre türev ve 3 diğer x, y, z'ye göre türevdir. Özet bir şekilde yazıldı. Lagrangian yoğunluğumuz bunlara bağlı. Ve Lagrangian'ı bir miktar ne yapacağız? Bir miktar değiştireceğiz. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Eğer Lagrangian'ı bir miktar değiştirirsen ve simetri varsa burada şurası delta L sıfır olması lazım. Kime bağlı? Fi'ye bağlı. O halde dL bölü del fi çarpı delta fi artı bir de türevlerine bağlı d Lagrangian bölü del mü fi, del mü fi'ye göre türev çarpı delta del mü fi. Tamam. Evet. Şimdi arkadaşlar yine aynı şekilde burada da diyoruz ki eğer şurası türev operatörü, değişim operatörü, bunlar komite ederler. Dolayısıyla şunların sıralarını her zaman değiştirebilirsiniz. Delta'yı içeri alıp del mü'yü dışarıda yazabiliriz. Del mü'yü dışarıda yazabiliriz. Ve eğer simetri varsa bu ifade neye eşit olması lazım? Sıfıra eşit olması lazım. Ve yine birinci terimi, bu arada buradaki fi tabi ben genelde bir skaler alan için fi kullanırız ama skaler alan da olabilir, vektörel alan da olabilir. Şimdilik fi'nin illa skaler alan olması gerekmiyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. Yine bunu Euler-Lagrange denklemine okuyacağız. Birinci ifadesini. Alan teorisi için Euler-Lagrange denklemini hatırlarsak eğer şurası del mü dl bölü del mü fi olacaktı. Çarpı delta fi. Artı ikinci ifademiz dl bölü del mü fi çarpı del mü delta fi. Eşittir sıfır. Şimdi buradan karşıda devam. Bakınız arkadaşlar yine burası şurası yine iki çarpım ifadesinin türevi. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikinci, birinci çarpı ikincinin türevi. Bunları tek bir türev içerisinde birleştirebiliriz. Şöyle yapacağız. Del mü dl bölü del mü fi çarpı delta fi eşittir sıfır olacak. Şimdi bakın işte buradaki parantez içindeki ifade korunumlu nicelik. Alan teorisinde buna korunumlu akım denir. Conserved current.
korunumlu akım ve cm ile gösterilir. Ve ona karşılık gelen bir korunumlu yük de vardır. Dolayısıyla burada korunumlu akımımız şu parantez içindeki ifadedir. Ona cm diyoruz. Bu dl bölü del phi çarpı delta phi'dir. Sıfırıncı bileşeni bu akım yoğunluğu daha doğrusu. Akım dedim ama akım yoğunluğu çünkü bu Lagrangian yoğunluğu. Bunun sıfırıncı bileşeni arkadaşlar mü'nün sıfır olduğu durum yük yoğunluğuna tekabül eder. Alanın yük yoğunluğudur bu. Bu da eşittir dl bölü del. Şimdi mü yerine sıfır yazdığımız zaman bunu bazen şöyle yazarız. Del phi bölü del t çarpı delta phi. İster böyle yazarız. Bazen şöyle yazarız. Del sıfır phi delta phi. Değişik kitaplarda değişik şekilde tüm versiyonlar izin. Ya da del phi nokta çarpı delta phi şeklinde yazılır. Tamam mı arkadaşlar? Hangisini kullanacaksanız hepsi aynıdır. Bu ama yük yoğunluğudur. Korunumlu yük yoğunluğudur. Toplam korunumlu inceliğimiz yükümüz ise tüm uzay üzerinden yük yoğunluğunun integre edilmesiyle elde edilir. O da dx dl bölü del phi bölü del t çarpı delta phi şeklinde olacaktır. Bu burada tabi burada şurası önemli. Alandaki alanı bir miktar değiştiriyoruz. Bir koordinat dönüşümü yapıyoruz. Şimdi bu delta phi'ye birazcık geleceğim. Bu delta phi'den kastımız nedir? Onu şurada birazcık anlatacağım ama önce şuna bakalım. Bizim bu alanın yüküdür. Ve korunum bir niceliktir. Eğer simetri varsa tabii. Eğer simetri varsa. Bu da korunumlu akım yoğunluğudur arkadaşlar. Ve ifadeleri bu şekilde gelir. Noether teoremi denir. Şimdi şuraya bir miktar gelelim. Ben delta phi'yi nasıl hesaplayacağız? Ona bakalım şimdi. Bir koordinat dönüşümü yapıyoruz. Uzay zaman koordinatımızı bir miktar dönüştürüyoruz. Şöyle bir dönüşüm yaptık. Phi dolayısıyla alanımız değişecek. Phi de phi artı delta phi olacak. Değil mi? Aslında şöyle olacak. Daha açık yazarsak phi x şuradaki x bütün x, y, z ve t'yi temsil ediyor. Bu phi x artı alfa olur. Bu da phi artı delta phi'dir. Tamam. Klasik mekanikte q'lar genelleştirilmiş koordinatlara tekabül eder. Buradaki phi'ler. Serbestlik derecesidir. Şimdi delta phi'yi nasıl hesaplayacağız arkadaşlar? O formülde önemli olan bu formülde delta phi yerine bir şey yazacağız. Biraz sonra birkaç tane örnek çözeceğim. Delta phi şöyle hesaplanır. Önce bakın şuradaki x dediğim gibi ben genelde alan teorisinde şu notasyon şunun için kullanılır. T, x, y ve z şeklinde kullanılır. Hepsi böyle ayrı ayrı yazılmaz da bu şekilde yazılır. Eğer sadece uzay bileşeninden bahsediyorsak, bir nicelik sadece uzaya bağlıysa, zamana bağlı değilse, şöyle üzerine bir vektör işareti kullanılır. Vektör işareti kullandığımız zaman phi x, y, z'ye bağlı. X, y, z'ye bağlı. Eğer sadece x kullanırsak bir de aynı zamanda ek olarak t'ye de bağlı. Tamam mı? Şimdi koordinat dönüşümümüz bu. Alandaki değişim bu. Nasıl yapacağız onu? Hemen bakalım şimdi. Delta phi eşittir alandaki değişim. Her zaman yapıyoruz. Kaç tane parametreye bağlı? 4 parametreye bağlı. O zaman del phi bölü del t çarpı delta t artı del phi bölü del x çarpı delta x artı del phi bölü del y çarpı delta y ve son olarak del phi bölü del z çarpı delta z. Biz özel görelilik notasının içerisinde bu kadar 4 tane bileşeni çok güzel bir şekilde 4 vektör notasyonunda şöyle ifade edebiliyoruz. Del phi bölü del x mu çarpı delta x mu şeklinde ifade edebiliyoruz.
Bu otomatik olarak mu üzerinden toplama işlemi yapılır. Yukarıdaki ifadeler özet bir şekilde böyle yazılır. Hatta buraya şöyle de yapabiliriz. Del fi bölü del x mu, del mu fi çarpı delta x mu. Tamam. Ve delta x mu'ya da ben sadece bir parametre olarak alfa dedim. Dolayısıyla del fi'den kastımız arkadaşlar del mu fi çarpı alfa mu olacak. Evet, alandaki değişimi de böyle yazacağım. Şu Noether teoremindeki delta fi yerine her zaman şunu yazacağız. Bir koordinat dönüşümü yapacağız. Alfa kadar ve delta fi türevlerle orantılı olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar buradan bir iki tane örnek çözmek istiyorum ben. Kaç tane örnek hazırladım? Evet. Bu örnekler içerisinde tabii korunumlu akım var. Genel olarak genel birkaç tane örnek de var. Şimdi iki tane örnek çözelim. Bir Lagrange'in yoğunluğumuz olsun, yoğunluğu olsun. Önce birinci sorudan başlayalım. Evet. Bir Lagrange'in yoğunluğu soru 1. Eşittir 1 bölü 2 del mu fi eksi 1 bölü 2 m kare fi kare eksi bir de fi'nin herhangi bir fonksiyonu olsun. Böyle bir soruda neyi soruyor? Hareket denklemlerini yazınız. Kanonik momentum yolunu bulunuz. Bir de Hamiltonian'ı yazınız. Evet, burada. Evet. Hareket denklemleri Euler-Lagrange denklemiyle ifade ediliyordu arkadaşlar. A şıkkında hareket denklemi del mu dl bölü del del mu fi eşittir dl bölü del fi'dir. Değil mi? Bu Euler-Lagrange denklemi. Şimdi bunu yazalım hemen. Daha önce böyle bir şey yapmıştık sanki ama yine yapalım. Evet. Del bölü del mu fi. Şimdi şuraya Lagrange'yi yazacağım. Fakat birinci ifade şu ikinci ifadenin ikinci ve üçüncü ifadenin del mu fi'ye bağlı olmadığı için onların del mu fi'ye göre türevleri sıfırdır. Şu iki ve üçüncü terime katkı gelmeyecek. Sadece birinci terimden katkı gelecek şu birinci denklem. Sadece onun türevi. Çünkü birinci ifade sadece türevlere bağlı. Fakat burası covariant bileşen. Covariant değil, kontravariant miydi? Altta olunca. Covariant. Covariant bileşen olduğu için burası covariant, bunu da covariant yapmam gerekir. Çünkü ben ne yazacağım şu parantezdeki ifade? Şuna göre türev alacak. Del mu fi'ye göre türev alacak. Alt indis olduğu zaman. Bu indis aşağıda zaten. 1 bölü 2 del mu fi zaten aşağıda. Ama bu kontravariant. Bunu aşağı indireceğiz. Bir metrik tensör vasıtasıyla indiriyoruz. Del g mu nu del mu fi olacak. Bu. Birinci ifademizde del mu D bölü D. Lagrange yerine sadece şunu koydum diye ikisini koymadım. Çünkü onların şuna göre türevi zaten sıfır olacak. Bu eşit olacak arkadaşlar. Bu sefer de ikinci kısım denklemi sağ tarafında ise sadece bunların türevi olur. Şunun türevi olmayacak. Sıfır olacak. Ve del bölü del fi eksi 1 bölü 2 m kare fi kare eksi v fi. Tamam. Böyle yazdık. Devam edelim. Del mu. Evet. Şimdi birinci burada çarpımın türevi var. Bir kere 1 bölü 2 dışarı çıkabilir. Birincinin türevi çarpı ikinci. Sonra artı ikinci türevi çarpı birinci olacak. Birincinin türevi de bir kere metrik tensör sabit bir sayıdır. O zaten gelir her zaman çarpan olarak. Birincinin türevi çarpı ikinci. Birincinin türevi zaten del mu fi. Bunun del mu fi'ye göre türevi 1 olur. Çarpı ikinci del nu fi artı metrik tensör g nu çarpı birinci çarpı ikincinin türevi. Birincisi
del mü fi'di. İkincinin türevinde ise eğer mü, mü'ye eşit olursa 1 olur, farklı olursa 0 olur. Dolayısıyla delta mü nü gelir. Evet, karşı tarafta da fi'ye göre türevini alırsak eksi m kare fi eksi del v bölü del fi olur. Şimdi arkadaşlar şurası del mü fi, şu toplam üzerinden nü üzerinden toplama işlemi alınır. Burada serbest indeksimiz mü'dür. Dolayısıyla burası 1 bölü 2 del mü, şurası del mü fi'dir. Birinci ifade. Artı ikinci ifadede de önce mesela şunu yapalım. Mü üzerinden toplama alınır. Del nü fi olur. Yukarıdan nü indeksi. Ama mü nü'ye eşit olursa 1, farklı olursa 0 olur. Sonra nü'yü de mü ile yerleştireceğiz. Yani bu da del mü fi olur. Onları da sağ tarafa atalım. M kare fi artı del v bölü del fi eşittir 0. Ve şurada 2 tane del mü fi olacak. 1 bölü 2'lerle sadeleşecek. Del mü çarpı del mü fi artı m kare çarpı fi artı del v bölü del fi eşittir 0 olur. Hareket denklemi bu şekilde yazılır. Bunu açabiliriz de istersek. Şimdi yukarıda olduğu zaman indeksimiz zaman bileşeni aşağıda yukarıdakiyle fark etmiyor ama indeksi aşağı indirdiğiniz vakit uzay bileşenleri negatif olur. Dolayısıyla burayı açarsak arkadaşlar, şu denklemi daha açık bir şekilde ifade edersek, şurası del kare fi bölü del t karedir. Eksi, birisi aşağıda biri yukarıda olduğu için şimdi eksi işareti gelecek. Sonra del fi bölü del x çarpı del bölü del x. Del kare fi bölü del x kare. Aynı şekilde del kare fi bölü del y kare. Del kare fi bölü del z kare. Dolayısıyla eksi nabla kare fi. Sonra artı m kare çarpı fi artı del v bölü del t eşittir 0. Şurası del kare bölü del x del t kare eksi nabla kare kutu operatörüydü değil mi? Hatırlayalım, kutu operatörü şu demiştik. Evet. Kutu operatörü dersek bunu daha özet bir şekilde şöyle yazabiliriz. Kutu operatörü artı m kare şurası fi olacak çarpı fi artı del v bölü del fi eşittir 0. Ya da dilersek hareket denklemini böyle de yazabiliriz. Evet, hareket denklemi bu. İkincisi Hamiltonian'ı yazın diyordu. Şimdi Hamiltonian'ı şöyle kanonik momentum yoğunluğunu buldunuz. Evet, kanonik momentum şu arkadaşlar. Alan momentumu her zaman şöyle yazılır. Evet, şimdi biz parçacık için parçacık mekaniğinde momentumu P harfiyle gösteriyorduk. İkinci koordinata tekabül eden kanonik momentumuz Lagrangien'in QE noktaya göre türeviydi. Tamam mı? Her zaman budur kanonik momentumumuz. Şimdi alan teorisine geldiğimiz zaman alana tekabül eden momentumu, kanonik momentum için yeni bir sembol kullanılır. P kullanılır genelde. PE eşittir dl bölü del d0 ya da fi nokta budur. Tamam. Kanonik momentumumuz del 0 ya da dl bölü del fi nokta şeklinde ifade edilir. Alan teorisinde momentum için pi sembolü kullanacağım. Ve bu şekilde ifade edilir. Şimdi bakalım. Gelelim hemen Lagrangien'imize. Lagrangien'imiz şuydu. Kanonik momentum bulacağım. Bunu biraz daha şu türevini alabilmek için açık bir şekilde görmek için bu Lagrangien'imiz şu arkadaşlar. 1 bölü 2. Şimdi şurası del fi bölü del t'nin karesi değil mi? Eksi 1 bölü 2 del fi bölü del x'in karesi eksi 1 bölü 2 del fi bölü del y'nin karesi ve z için ve diğerler için. Onları yazmayalım. Bu şekilde yazılır. Şimdi
Lagrangian'ımız bu şekilde yazdı. Kanonik momentumumuz ise pi eşittir dl bölü del, del fi bölü delta. Del fi bölü delta sadece birinci terimde var. Ona göre türevi alacağız. 2 türevi alınır. İkiler sadeleşir. Del fi bölü delta olur. Ya da fi nokta. Tamam. Bu da bizim alanımızın momentumu. Kanonik momentumu. Nerede? Eksi 1 bölü 2 delta kare. Evet. Ne kare var mı? Bir daha. Hani Lagrangian. Evet. Orası 1 2 terim. Birinci terim. Tamam. Eksi dedik. 1 bölü 2. Z kare de var burada. Ve diğerler de var. M kare de falan. Burada M kare yok. Kütle yok burada. Burada var. Aşağıda. Burada da var. Nerede? Bunları yazmadım sadece. Sürekli yazmak çok zahmetli olduğu için. Ama yazayım. M kare fi kare eksi z fi. Tamam. Tamam. Bunlar da var tabii ki. Ben sadece birinci terimi açtım biraz. Çünkü d bölü dt bağımlı sadece birinci terimde var. Kanonik momentum da Lagrangian'ın d fi bölü dt'ye göre türevidir. Dolayısıyla kanonik momentumumuz basitçe fi noktadır. D fi bölü dt'dir. Şimdi C şıkkında ne diyordu? Hamiltonian'ı yazınız. Bu kanonik momentum yoğunluğudur. Momentumumuz bulmak istersek tüm uzay üzerinde integre edeceğiz. Şimdi Hamiltonian'a bakalım. Önce yine parçacık mekaniği için hatırlayalım. Parçacık mekaniğimizde Hamiltonian'ımız neydi arkadaşlar? Bunu klasik mekanik dersinde şey yapmamız lazım. Bütün koordinatlar üzerinden kanonik momentum çarpı QE noktaydı. Tamam. Eksi bir de eksi Lagrangian. Hamiltonian'ın tanımı budur. Her zaman budur. Alan teorisine geldiğimiz zaman bu şimdi şöyle olacak. Hamiltonian'ı bulacağız. Şimdi toplam sembolü integralle yer değiştirir. Evet. Çünkü tek tek parça yok. Bir alan var. Sürekli alanımız. Kanonik momentum P P harfiyle olacak. Çarpı QE nokta fi nokta. Tamam. Q'lar fi'ye tekabül eder. Alan teorisine geçtiğimiz zaman. Eksi Lagrangian'imiz ise Lagrangian yoğunluğu ile yer değiştirir. İşte bu. Alan için Hamiltonian böyle yazılır. Ve şimdi bunu yerine yazalım isterseniz. Eşittir dq(x) fi nokta. Pardon, fi. Fi zaten az önce bulduk kanonik momentum. O da fi nokta zaten. Bir fi nokta da burada vardı. Fi nokta kare. Ya da fi nokta kare ya da del fi bölü delta'nın karesi. Eksi Lagrangian'imizin kendisi. Şurada yazdığım ifade. Şimdi bunu uzun uzun yazacağım mecbur. 1 bölü 2 del fi bölü delta'nın karesi. Birinci ifade sadece eksi olacak. Eksi çarptı diğerler hepsi artı olacaktır. Artı 1 bölü 2 del fi bölü del y kare artı 1 bölü 2 del fi bölü del z kare sonra artı 1 bölü 2 m kare fi kare ve z fi. Fi'nin herhangi bir fonksiyonu. Ve dolayısıyla arkadaşlar burası 1 bölü 2 olur. Hamiltonian'ımız son olarak d küp x ve parantez içinde ne varsa. 1 bölü 2 d fi bölü delta kare 1 bölü 2'ler de parantez dışına atalım. 1 bölü 2 artı del fi bölü del y kare artı del fi bölü del z kare artı 1 bölü 2 m kare fi kare artı v fi. Bu da Hamiltonian oldu. Şimdi dikkat ederseniz eğer Hamiltonian'ı genelde birçok hemen hemen bütün problemlerde öyle gelir. Ama şu parantezindeki ifade bir kere Hamiltonian yoğunluğu. Hamiltonian yoğunluğudur. Tüm uzay üzerinde integre ettiğimiz zaman Hamiltonian olur. Ve Hamiltonian yoğunluğu da şöyle ifade edilir. Şurası Hamiltonian yoğunluğu. Genelde böyle harfle gösteririz. Her neyse. Lagrangian arasındaki fark şu. Sadece burası eksiler artı oluyor. Tamam.
Lagrangian'imiz, çünkü kinetik enerji eksi potansiyel enerji formunda gelirdi genellikle. Hamiltonian'da kinetik enerji artı potansiyel enerji, yani toplam enerjidir Hamiltonian'imiz. Bir daha. Delphi bölü delx. De, x'i buraya yazmadık değil mi? Burada bir de bir delphi bölü delx var. Doğru. Şu araya delphi bölü del x'in karesini yazıyoruz. Hepsini yazıyoruz. Şuranın artılısı olacak. Hamiltonian yoğunluğu. Dolayısıyla şurası Hamiltonian yoğunluğu sadece artı olacak. Burası da Lagrangian yoğunluğu. Bir ara verelim. Kaç dakika oldu? 40 dakika oldu mu? O zaman küçük bir ara verelim. Aradan sonra soru çözme devam edeceğim.